İsmim Sinan Karagöz. 1983 İstanbul doğumluyum. Aslen anne baba Düzce doğumlu, memleketimiz Düzce. Beden eğitimi öğretmeni şu an mesleğim. Evliyim, 5 tane çocuğum var. Zekat Allah Teala'nın emridir en nihayetinde. Hepimizin malumu bildiği İslam'ın 5 şartından biridir. Namaz neyse, oruç neyse, hac, kelime-i şehadet neyse, zekatta aynı minvalde, aynı hassasiyetle, değerle yapılması gereken bir ibadettir. Aynı zamanda temizlenmektir, malını temizlemektir. Aslında kişinin malı değil de verdiğidir kendisinin olan, hadis-i şeriflerle belirtilen, öğrendiğimiz bunlardır. Zekat insan için aslında çok kıymetli bir yerde. Aynı zamanda zekat zaten aslında fakirin hakkıdır. Yani Allah Teala o zenginliği o insana veriyorsa o zenginliğin miktarınca da fakirlere dağıtmasını emrediyor. Bu işte İslam dininin güzelliğidir. Bu zamanda aslında her Müslüman zekatın mahiyetini tam manasıyla biliyor olsa ve herkes hakkıyla zekatını, hayrını yapabiliyor olsa gerçekten dünyada aç Müslüman kalmaz. Çünkü Cenab-ı Mevla o dengeyi çok güzel bir şekilde kurmuş, oturtmuş ama maalesef tam bunu anlayamadığımız için, hakkıyla yaşayamadığımız için maalesef dünyada, yeryüzünde aç insanlar olabiliyor. Zekat şöyle, insan kulluğu yaşamak istiyorsa zaten birinci vazifesi Kur'an-ı Kerim'i kendisine birinci kaynak edinmeli. İkincisi de sünnettir. Kur'an sünnet üzere bize öğretilen, gösterilen minvalde zekatın verilmesi gerektiği en başta yakınlardır, akrabalardır. İlk başta yakınlardan, komşulardır. Buralardan başlamak gerekir. Onun haricinde tabii ki hayır kurumları, vakıflar, özellikle Beşir Derneği bu konudaki hassasiyetiyle gerçekten nerelere verilmesi gerektiğini gayet güzel tespit edip o yerlere ulaştırabiliyor. Çünkü insanlar bu zamanda ahir zaman ciddi bir güvensizlik var. Bazı noktalarda, Kur'an'ın sünnetin öğrettiği noktalarda zekat verildiği zaman geçersiz sayılabileceği noktalar var. Bazı insanlar bunları bilemeyebiliyor ama Beşir Derneği Allah razı olsun çok güzel bir şekilde sahaya yayılmış. Temsilcileriyle çok ince, çok hassas şekilde bizzat biz de giderek şahit olduk nasıl bir hassasiyetle çalışma yaptıklarına. O hassasiyet üzere gerçekten nerelere verilmesi gerektiğini, nerelerde o zekatın kullanılması gerektiğini, değerlendirilmesi gerektiğini çok iyi biliyorlar ve o yerlere en güzel şekilde ulaştırabiliyorlar. Burada aslında çok büyük bir vebal içindeler. Bu vebali, bu hassasiyeti bildikleri için de o kadar dengeli ve güzel bir şekilde çalışma yapıyorlar. Bir de şöyle bir aslında güzel bir örnek var. Şimdi bildiğiniz bir ihtiyaç sahibine zekatınızı verdiğinizde bir kişiye bir su ikram etmek gibi örnekleyelim. Ama vakıf kurumunca o havuza zekatı vererek binlerce kişinin, çok daha fazla kişinin o havuzdan su içmesine ve verdiğin zekatın o kadar çok kişiye ulaşmasına ve daha fazla sevaba ortak olmaya vesile oluyorlar. Beşir Derneği özellikle bu konuda Allah razı olsun. Böyle de bir anekdot var, güzel bir şey var aslında. Hem de sünnet-i seniyeyi yerine getirmiş oluyoruz aynı zamanda. Zaten İslam dini Kur'an sünnet üzere yaşayabilmektir. Zekat da bu konuda gerçekten çok hassasiyetle yapılması gereken bir ibadettir Allah için. Beşir Derneği yakınlarım, çalışma arkadaşlarım, Beşir Derneği'nde görevli olan, sahada çalışan tanıdıklarım var. Çok sağlam güvendiğim insanlar. Sözüne, özüne, yaptığı işlere güvendiğim kişiler. Onlarla birlikte bazı çalışmalarda bulunduk.
gerçekten o insanların nasıl ihtiyaç sahiplerine ulaştığına, nasıl o insanların ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştıklarına şahit olduk. Ne kadar hassasiyetle gerçekten ihtiyaç sahibi mi, değil mi, evlerine kadar gidip, mutfağının resmini kadar çekip nasıl bir durumdalar bunları anlayabilmek adına çok güzel çalışmalar yaptıklarına bizzat şahit olduğum için, sonuna kadar güvendiğim için bu konuda, gördüğüm için, bildiğim için bu sebeple Beşir Derneği'ne ben gönülden destekliyorum. Var olmalarını, sürekli daim olmalarını temenni ediyorum. Çünkü o kadar güzel hassasiyetle bu işi yürütüyorlar ki gerçekten dünyanın her tarafına ulaşmaya çalışıyorlar. Hiçbir yerde ihtiyaç sahibi kalmasın, aç insan olmasın, efendim su kuyularıyla olsun, kamplardaki insanlara aş evleriyle olsun, mobil mutfaklarıyla olsun, birçok faaliyetle, işte kış günlerinde mont giydirme yardımlarıyla olsun, işte battaniye, çadırda kalan kişilere battaniye vermeyle, ısınmalarına vesile olmakla, yani birçok şeyle, mobil fırınla ekmek vermekle, yani gerçekten yaptıkları işi muazzam şekilde yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. İşi ehline verin. İş ehline verilmediğinde kıyameti bekleyin. Hadis-i şeriflerince gerçekten Beşir Derneği'nde işin ehline verildiğini görmek benim için, yani Beşir Derneği bu iş için gerçekten hakkıyla yapan bir kurum olduğunu anladığım için Beşir Derneği'ni seçiyorum.